Merhabalar arkadaşlar ben Gamze hocanız. Matematik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üslü sayılarla ilgili bütün konuları vermiştim. Şimdi bununla ilgili soru çözeceğiz. Soru çözümünde bazı özel teknikler vereceğim. O teknikleri kullanırsan asla hata yapmayacaksın. Aslında var olan bildiğin temel kavramların üzerine gitmeye çalışıyorum. Hadi başlayalım ne var ne yok bir görelim dedik. Vermiş ifademi. 9 üzeri a eksi 1 27 ise A falan filan diye yorum yaptırmış. O zaman hikayemde şunu düşündüm. Herkes 3'ün üstel fonksiyonları halinde yazılır mı? Hocam 9 dediğim adam 3'ün karesi. Onun da A-1. kuvveti şeklinde yazılacakmış. Bu adam da 3'ün kübü şeklinde yazılacakmış. Hocam sen bunları bize çarptırıyordun. Evet çarpmaya devam. 3'ün 2A eksi 2. kuvveti eşit olmalıdır. 3'ün kübüne. Tabanlar aynı. tepelerde birbirinin aynı mı olacak? Bitti. 2A eksi 2 eşittir 3. 2A eşittir 5. A eşittir kaçmış? 5 bölü 2'ymiş. 5 bölü 2'nin işaretlemesini yapıp geçeceğim. Tamam mıyız arkadaşlar? Hadi bir devam edelim. Değişik sorular bulalım arkadaşlar. Baktım hikayeme. Sormuş bir hikaye. Hocam sen bize dedin ki bütün mevzular ne yaparsam yapayım. Daima daima sağdaki kuvvet, soldaki kuvvet aynı taban, aynı taban mantığında ilerleyecek mi? O zaman tabanlarım aynı yap. Sen zaten 7'sin. Daha da aşağıya düşemezsin. 3 eksi x yazdım. Bu amca 7'nin karesi şeklinde yazılmaz mı? Taban aynı, tepeler aynı. 3 eksi x eşittir 2. X'i bu tarafa attım. O zaman x eşittir kaçmış? 1. Hadi gel yerine yazalım. 5. 1 eksi 1 artı 3 çarpı 1 kaç? Hocam Gamze hocanın da sıfırıncı kuvvetini alsan, herhangi bir sayının da sıfırıncı kuvvetini alsan daima daima neydi? 1'de o zaman buraya yazdım. 1, 3'müş. Sonuç kaçmış? 4, 4, Dört şeklinde ilerleyecekmiş. Hadi bir devam edelim. Değişik bir soru tarzı daha bulup neler var neler yok baktım. Hocam ya ne yapmış bu? Rasyonel de vermiş. Korkma ya. Rasyonel verdiyse 1 bölü 2 şeklinde yazıyorsa sen bunu tutup iki üzeri eksi 1 diye yazmayacak mıydın? Neden? Bir takla atmış bitmiş. Bu adam takla atmış kesmemiş. Dedim ki hocam şu adamı yazarken 2'nin kübü şeklinde yazarım ama takla atmış önüne eksiyi getirdim. x eksi 1 mantığında yaz. Bu amcayı da yazarken 2'nin 4. kuvveti değil mi? Dışarıda 1 eksi x olarak yazmam gerekmez mi? Abi hoca dedi ki bunları dağıt 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 işin içinden sıyrıl. Hadi dağıtalım bakalım. 2 üzeri eksi 3x. 3 x. Bu adamda 3 mü oldu? Hadi burayı da dağıtalım. 2 üzeri 4 eksi 4 x. Tabanlar aynıysa tepeler aynı fetvasını alan ben asla yerimde durmuyorum. Eksi 3x artı 3 eşit olmalıdır. 4 eksi 4x'e sevgili 4x'i buraya attım. Zaten eksi 3x'ti. Eksi 3x. Artı 4x. Öğretmenim dedim ki 4 eksi 3. Sonuç kaçmış? 1. Bu amca da kaçmış? x'miş. x eşit kaçmış? Bilmiş. Bize ne hikaye soruyor? Biri soruyor. Yazdım. Şuraya da bir koca bir 1 yazayım. Olayı bitirdim. Geçtim. Tamam mıyız arkadaşlar? Hadi bir devam edelim. Geldim buraya. İfade vermiş. Ya hayatımda matematik biliyorum. Fakat az matematik biliyorum gibi düşün. Abi burada bilinmeyenler var. Bu sayıyı bu tarafa atayım. İfade şuna mı döndü? 5x eksi 7. kuvveti eşit olmalı. 4x artı 2'nin 7. kuvvetini. Gamze Hoca dedi ki eğer tepeleri tek sayılarsa bu içler bu içlere eşit. Abi hatırla eski fetvamızı. Tabanlar aynıysa tepeler aynıydı. Abi bu sefer tepeler aynı tabanlar aynı olacak. Tek kuvvet ya tıpkısının aynısı olacak. Korkma yani. Yazdım 5x 1 eşittir. 4x artı 2. Bu adımı da buraya attım. 5x -1. Eksi 4x. Öğretmenim 2'ydi. Artı 1. Bu adam o zaman ne olacak? X. X eşittir kaçmış? Üçmüş. 3'ün işaretlemesini yazdım. Ve geçtim. Bu kadar hikayem. Tabanlar aynı. Tepeler aynı. Hocam ya. Her yol nereye çıkıyor? Tabanlar aynı. Tepeler aynı. Soruma baktım. Tek takılacağım nokta. Şurası. Babaannem usulü düşündüm. Cevap birmiş. Abi dedim ki. Ya herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetidir biri olmuştur. Ya da birin herhangi bir kuvvetidir 1 olmuştur. Ya da eksi 1'in çift kuvveti dir ki 1 olmuştur. Sevgili herhangi bir sayı taban umurumda değil tepe umurumda. Onu kaça eşitleyecekmişim? 0'a. x artı 4 eşittir 0. x eşittir kaçmış? Eksi 4. Hadi çalışalım. Hocam bu sefer tepe umurumda değil taban önemli. Ve taban da şunu mu görmemizi istiyor bizim? 1 olmasını istiyor. Hadi çalışalım. x artı 1 3. x eşittir kaçmış? Eksi 2'ymiş yaz. Hadi bir devam edelim öğretmenim. Eksi 1'in çift kuvvetiymiş. İçerisine eksi 1 yapacağım. Yaptıktan sonra tepesini yerine koyduğunda çift gelip gelmediğine bakacağım. Dedim ki hocam aşağıya bir eksi yapalım. Artı 3 eşittir eksi 1. O zaman x eşittir kaçmış abi? Eksi 4. Sakın hemen alma. Desturunu çek. De ki hocam eksi 4'ü yerine koydum. Eksi 1 bakalım tepesi çift gelecek mi? Eksi 4'ü yerine koydum. Hmm, hocam 0 geldi. O da 1 midir? Durumu sağlar mı? Sağlar. Değerler toplamı demiş. Bir tane eksi 4. Bir tane eksi 1. E hocam bu da aynı değermiş zaten. Eksi 4 verince sağlıyormuş. Eksi 2. Eksi 4. Yazdım. Eksi 6 toplamını soruyordu. Eksi 6'yı işaretledim ve geçtim. Tamam mıyız? Hadi bir devam edelim arkadaşlar. Daha değişik bir şeyler var mıdır? Geldim buraya. Of. Hem rasyonel hem üstlü. Hocam ne yaptınız ya? Sakin ol sakin ol. Çok ağır bir iş yapmadım. Vallahi yapmadım. Hareketim şu. Bu adam bir, iki, üç defa mı gitti? O zaman yazarken şöyle yazacağım. 27 dediğim adam 3'ün kübü. 3 defa gitmiş. Getmiş dedim bu arada. Bu adam bunun eksi ikinci kuvveti. Pardon 3 defa gitmiş. Eksi üçüncü kuvveti Dışarıda da bir tane x'im var. O zaman bu x'i dağıtırsam. 3'ün 3 x'inci kuvveti. Onun eksi 3 x'inci kuvveti yaz. Hadi bir devam edelim öğretmenim. Bu hikayeye gelirsem. Bu amca nasıl yazılıyor peki? Hocam bu amca 3'ün karesi. O zaman dedim ki. 3'ün karesi olarak yaz. 1, 2. Onun kaçıncı kuvveti olmalı öğretmenim? İkinci kuvveti ama nasıl? Eksi ikinci. Bir de tepesinde ne varmış? Y'si varmış. Hadi bir dağıtalım o adamı. 3'ün ne olmam lazım öğretmenim? 2 yinci kuvveti. Onun eksi 2 yinci kuvveti. Dedim ki hocam hikayeme bak bakalım doğru mudur yanlış mıdır? 3'ler aynı mı? O zaman tepeler de aynı. O zaman 3x eşittir neye? 2y'ye eşitmiş. Bir denklemin bu. Devam ettim. Şu anda 10 tabanlarım aynı. Eksi 3 x eşittir. Eksi 2 y. Aha da gene aynı sonuç çıktı mı? Çıktı. Şimdi hareketime bak. Bu ifade ile o ifade birbirine benziyor. Diyor ki 3 x eşittir. 2 y'yi ise. Hikayeyi buradan öğrenen ben. Nasıl bir hareket yapmam lazım şu hikayede? Dedim ki öğretmenim kolaylık olsun diye 2 y yerine ne yazayım? 3 x yazayım. 2 y yerine 3 x yazdım. Bir tane de x'im vardı. X'imi ekledim. Sonuç 8'miş. 4x eşittir 8. x eşittir kaçmış? 2. x'i 2 buldum. Şimdi dediğim x dediğim adam 2. 2 kere 3 burayı çarparsam 6. Bu da 2 çarpı y mi? y eşittir kaçmış? 3'müş. Hocam y'yi de 3 yazdım mı? İkisini çarpımı soruyor. 6'ymış. 6'yı işaretledim ve geçtim. Bu kadar. Zor bir şey yok arkadaşlar. Dikkatli ilerlersen hata yapma şansın bile yok. Tamam. Hadi bir devam edelim hocam. Daha normal sorular yok mu? Soru çözüm olduğu için bir tık yüksek olarak çalışmış olabilirim arkadaşlar. Hikayeme baktım. Şunu yap. İlk hareketin şu olsun. Önce ne sorduğunu kontrol et. Hocam şu adam 30 üzeri y 2 parantezini alınca 1 eksi x mi olur? Hareketime bak. Hocam 1 eksi x burada vardı demek. Gel bunu içe alalım. Belki bize bir lazım olacak. İçeri alırsam 30'u 1 eksi kaçıncı kuvveti? x'inci kuvveti. Bunu da dışarıya aldım. 2'nin y'inci kuvveti olur mu? Hocam bu ifadeyi nasıl yazarım? Bu adamın geçmişini düşündüğümde demek ki bölme işlemiymiş ki eksi olarak yazmış. Bak gel bunun altına yaz. Dedim ki o zaman bölme işlemi ise 30 üzeri 1 bölü 30 üzeri x'miş ki tabanları aynı tepelerini çıkarmış. Onun da 2 yiyince kuvvetini almış. Hocam 30 üzeri x kaç ki olsa gerek? Hareketime bak şimdi güzelliğini göstereceğim sana. Buradan 30 üzeri x'i yıkalayacağım. Aynı mantıkta yazıyorum bak. Bu ifade 5 üzeri x bölüm olarak yazıldığına göre bu adamda 6 üzeri 1 bölü 6 üzeri x diye yazılmaz mı? İçler dışlar yaparsa 6 üzeri x 5 üzeri x 6 yemişti. Hocam tepeleri aynı mı? Okumadım. Bu adam 30 üzeri y x o da 6 yemiş. Oo. 30 üzeri x kaça eşitmiş? 6'ya. 30'u 6'ya böldüm. 5 üzeri 2 y eşittir kaç diye soruyor. 5 üzeri 2 y mi? Hocam sanki soruda ne var? Dikkat et. Hocam 5 üzeri y var. 2 ye, y yapmak için bu adamın karesini bu adamın karesini alırım. E 5 üzeri y'nin karesi 5 üzeri 2 y. 7'nin karesi de 49 mu olur? Aha da bana onu soruyor. O zaman yerine ne yazacakmışım? 49 yazıp olayı bitirecekmişim. Tamam mıyız? Hadi bir devam edelim. Başka bir şeyler bulalım. Of manas oldu gene. Onu da olmadı. Sakin ol. Hareketime bak şimdi. Dedim ki hocam bu adamla bu ifadeyi birbirine benzetmek istiyorum. Nasıl benzetebilirim? Dedim ki şu adam ne peki? Herkes altının bir şeyinci kuvveti olarak yazılmış ya. Aslında hikaye şu mu olur? Bu adam 2'nin kaçıncı kuvveti olarak yazılır? Hmm. Hocam 2'nin kuvveti olarak yazabilir miyim dedim. 216'dan bir çıkarmış olsam. da şöyle mi olur? 6'nın birinci kuvveti 6. Altı, altının ikinci kuvveti 6. Altı, altının kübü kaç gelecektir? benim için. Hocam 6 216. Şuraya 36 yazdım. Şimdi buraya 216 geliyorsa ama 216 215 yazıyor. O zaman dedim ki hikayeni şöyle yaz. Bu adam altının kübü artı 1. Bu adam altının altıncı kuvveti artı 1. Bu adam da 36 üzeri x eksi 1. Bu amca da altının kübüncü kuvveti eksi 1. İlk aklına gelen şeyi söyle. Hocam içler dışlar çarpımı. O zaman yap geç. Yaparsam 6'nın kübü artı 1 6'nın 6. kuvveti artı 1 6'nın kübü eksi 1 36 üzeri x eksi 1 Hocam bu amca ile bu amca birbirlerine 2 kare farkı değil midir? 2 kare farkı şu değil miydi? a eksi b ile a artı b'yi çarpıyorsam Birincinin karesi a kare, ikincinin karesi b kare Birincinin karesi 6'nın 6. kuvveti İkincinin karesi eksi bir. Altının altıncı artı birmiş. Hmm, çok iyiymiş. Şunu da şunu çalışsam. Bir daha çarptığımda. Altının on ikinci kuvveti eksi bir olmuş olacak. Burayı da altı mantığında yazarsam altının iki ikinci kuvveti eksi bir. Mi? Hocam her taraf artı bir. Artı bir eklersem şu adam şu adamı şu adam şu adamı götürür şu anda tabanlar aynı, tepeler aynı çalıştım yine. O zaman dedim ki 12 eşittir 2 üzeri x. x eşittir kaçmış? 6. Bana da onu soruyor. 6'nı işaretlemesini yaptım ve geçtim. En zor sorulardan biri. Hocam şuna dikkat et. Soru her ne kadar da üstü sayılar mantığında da olsa hikaye her türlü çarpanlara ayırmaya giriyor mu? O zaman ne yapman gerekiyor? Üstü sayılara gelene kadar çarpanlara ayırmanı halletmeni istiyorum. Tamam mıyız? Hadi bir devam edelim arkadaşlar. Aldık. Sıradaki soruma baktım. Yazmış yazmış çizmiş. Ya hoca bize dedi ki. Şimdi keşke dediğimiz her şeyi yaratıyormuşuz. Ne anlattık biz? Buraya baktım. Taban kaç? 3. Keşke 3 olsaydı. Aha da burada 3 var. Burası kaç? 2. Keşke karşılığında iki. Bak burada da 2 var. 5. 5 var. Dedim ki bütün ifadeleri birbirine çarp. Bununla bu adamı çarptım. Sonra da bu adamı çarp. Bak hepsini ayrı ayrı çarpıyorum. Tabanlar aynı değil ortak yazılamaz. 3 üzeri x artı y çarpı. Bu adam kaç? 2 üzeri y artı z. O da eşit olmalı. 5 üzeri çarpı x artı z. Buraya yazacağım seler. 2 ile 5'i. Bu adam da 27 yazmıyor mu? 3'ün kübü. Hadi hikayem gene aynı oldu. Tabanları aynıysa tepeler aynı. O zaman x artı y kaçmış? 3. Tabanlar aynı. Tepesi bir. Bu amcadaki bir. buna eşit. Bu da birmiş. Hocam tabanlar aynı. Tepeler eşit. Burası da bir oldu. 3 çarpı 1 çarpı 1. Sonuç kaç olmuş oldu? 3 3 3 yazıp olayı bitirmiş oldum. Hadi bakalım bir devam edelim hocam. Değişik bir şeyler arıyorum. Değişik bir şeyler arıyorum. Baktım sevgili değişik bir şeylerime. Hikayeye baktım. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Dedim ki ifadeyi nasıl çalışabilirim? Hocam burasını yazmış. Dedim ki hipade, ifadeyi şöyle yazayım. Bu amca 2'nin 4. kuvveti yazılmaz mı? 2 dediğim adam yerine de bu adamı yazıyorum. Bak Çok düz çalışıyorum aslında. Değişik hiçbir şey yapmıyorum. A üzeri 3B artı 1 bölü B artı 1. O da eşit olmalı. 2 yerine ne yazacakmışım? Hani 2'nin 4. kuvvetiydi ya. Artık 2 yerine A'nı 1 bölü B artı birinci kuvvetini yazdım. Bunun da 4'ü eşit olmalı. A'nın 3B artı 1 bölü B artı birinci kuvvet. Abi tabanlar aynı yine tepeler aynı mı? Ama hocam bunu 4 ile çarpalım. Şuraya 4 yazalım. Yazıyorum. 3B artı 1 bölü B artı 1. O da eşit olmalı. 4 bölü B artı 1'i. Şu adam şu adamı götürdü mü? Gitti öğretmenim. Geldim buraya. Bu adamı da buraya atarsam. 3B eşit olmalıdır. 3'e B eşittir kaçmış? 1'miş. Bitti hocam ya. B eşittir 1 ise A'nın 1 bölü 2. kuvveti 2'ye mi eşit olmalı? Kolaylık olsun diyor hocam. Bunun karesini bunun karesini aldım. Bu adam bu adamı götürdü mü? O zaman A da eşittir. 4 mu buldum? Hocam A'yı 4 bulmuşum. B'yi bir bulmuşum. İkisinin toplamı kaçmış? 5miş. Olayımı bitirmişim. En zor soru skalatasında skalasında aslında çalışabilirsin arkadaşlar. Sorular zorlaşıyor ama mevzu gene nereye varıyor? Tabanlar aynı, tepeler aynı. Daha da değişik hiçbir olayı yok diyeceğim. Tamam mıyız? Hadi aldım devam edelim. Baktım hocam ya. Tepeler aynı tabanlar aynı. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Hmm. Korkma. Sakin davran. Dedim ki hocam şu adamla şu adamı çarp. Hareketime bak. Burası onun 16. kuvveti. Eksi 64. Eşit olmalı. 64 çarpı 2'nin x'i 5'in x artı 6. kuvveti. Devam ettim. Eksi 64. Hocam bu eksi 64'ü buraya atarsam artı 64. 64'ler şuradan bir def gitsin. Temizce bir yer kalsın. Hikayem şuna döndü. Onun 16. kuvveti. Hmm. Gel buraya öğretmenim. Bu adamda 2'nin 6. kuvveti, 2'nin x'inci, 5'in x artı 6. Hoca, bunların tabanları aynı için bunlar da toplanır mı? Bu da 2'nin x artı 6. kuvveti mi? 5'in x artı 6. kuvveti mi? 10'un 16. kuvveti mi öğretmenim? Şunların x'in tepesi de aynıysa dışarıya alıp 2 çarpı 5 yazdı. Tepesine x artı 6. kuvvet onun on 16. kuvvet. Hocam şu anda bu ikisinin tabanları 10. Tepelerde aynı abi gene aynı mevzu. Bezdım'da yazdığım x artı 6 eşittir 16 olmalı. x eşittir kaçmış? 10'muş. Onun işaretlemesini yapar. geçir Yazdım 10. Bu da biraz normal sorulardan daha üst sorulardı. Biraz velat Amin soruları. Suresi uzun sorular ama kaliteli sorular. Hadi bir devam ettim hocam. Hocam duyan gelmiş duyan gelmiş. Üstü sayı var. Faktöriyel var. Daha ne hocam köklüyü de koysaydım. Aslında koyacaktım da. Önce biraz üstüyle köklü tam olarak öyle, öyle giriştirip koyacağım. Baktım soruma. Korktum ama şu fetvamı hatırlıyorum ben. Hoca dedi ki burada 3'ün kuvveti var. Burada 2'nin kuvveti. Herkesi 3'ün kuvveti şeklinde yaz. Herkesi 2'nin kuvveti şeklinde yaz. Valla hoca söyledi yazarım. 3 faktöriyel. 3, 2, 1. Burası 6 mı gelir? İkinin altıncı kuvveti yaz. 4 üç, iki, bir. Şimdi dikkat. Bir tane iki var. 4 dediğim iki tane iki. Totalde üç tane iki. O zaman ikinin kübü olarak yaz. Devam et. 3'ün birinci kuvveti olarak yaz. Bu dört faktörü. Ama bunların dışında bir de ne var? Küp var. Onu yazdım. Eşit olmalı. 3'ün kübü. 2'nin x'inci kuvveti. Şimdi hocam şu küpleri bir dağıtır. Bir şeyler yakalayacağım çünkü. 2'nin 6. kuvveti 3 kere 3 9 3'ün kübü 3'ün kübü 2 üzeri x. Abi bu adamı 3'ün kübüne bu adamı da 3'ün kübüne bölersem armut armudu armut armudu götürür. Şu anda 2 tane 2 var. Tabanları aynı mı? Aynı. Tabanlarına aynıysa tepeler toplanırdı. O da 2 üzeri 15 olur. Bu adamda 2 üzeri x mi olur? Tabanlar aynı. Tepeler aynı. x eşittir kaçmış? 15. 15'in işaretlemesi yapar. Olayı bitiririm. Tamam mıyız arkadaşlar? Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de üstüne videolarımı beğenirseniz. Hatta aklınıza takılan bir şeyler varsa, anlamadığınız yerler varsa videoların altına yorum yaparsanız cevap vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay.